İstanbul'da bir hastanede depo sorumlusu olarak çalışan Kadir ezildi. Kadir annesi ve kardeşiyle birlikte yaşıyor. Ben obsesif temizlik hastasıyım. Yani bayağı bir takıntılıyım. Ben bunu hastalık olarak görmüyorum. Bence keşke eğer hastalıksa da iyi ki böyle bir hastalığım var. Seviyorum yani. Hafta içleri mecbur akşam 5'te geldikten sonra mesela saat 10-10.30'a kadar temizlik yapıyorum. Kadir'in temizlik takıntısı yalnızca kendisini değil, beraber yaşadığı aile üyelerinin yaşamını da etkiliyor. İşten geliyorum. Çok yorgunum. Şöyle ayaklarımı uzatıp hani çayımı yemeğimi yiyeceğim vakit bir geliyorum evde halı yok. Her yerde ortalık deterjan kaynıyor. Haftada 3 gün zaten dip köşe. Halı kaldırıyorum, koltuk çekiyorum, baza çekiyorum. Geri kalan o ara günlerde de işte mesela mutfak dolabına giriyorum. İşte banyo dolabına giriyorum. Mesela erkek kardeşim en çok müzdarip olanlardan. Mesela yazın şort giyiyoruz. İster istemez bacak tüyleri döküldüğü için onu zorla bacaklarını aldırıyor. Annem diyelim mutfakta iş yaparken halıya bir şey döktü. Ben onu geldim gördüm. Saatlerce sinirim geçmiyor ve kavga ediyoruz bu sefer. Annem de küçücük bir leke ne olacak? Hayır o leke değil, o benim için büyük bir dert. Ben evime gelmiyorum ki. Ben ayakta durmaya geliyorum. Evde ayakta duruyorum. Oturamıyorum, kalkamıyorum, yemeğimi içiyorum. Elimdeki çay bardağını bile getirirken şöyle nasıl diyeyim? Tedirgin içindeyim. Kaşıktan çay damlarsa. 15 günde bir mesela halıları kaldırıp yedeklerini seriyorum. Sürekli saçaklarını tarıyorum, makasla kesiyorum. Hatta bir iki sefer şey denedim, saçaklar bozuluyor diye tarayıp saç spreyi sıkıp biraz dondurdum şöyle dik dik dursunlar yeter ki diye. Kendim yıkanırken de annemin en sinir olduğu huyum çamaşır suyu kullanıyorum. Başkasının yaptığı temizliği beğenmeyen Kadir sadece kendi evini temizlemekle kalmıyor. Mesela önceden apartmanı silen bir bayan vardı. Apartmanı siliyor gidiyor. Ben bakıyorum kapımın önü istediğim gibi değil. Bir daha ben kendi kapımın önüne çamaşır suyu döküyorum, fırçalıyorum. Baktım ki zaten apartmanı ben siliyorum. Ondan sonra dedim ki en iyisi dedim apartmanı ben temizlemeye başlayayım. Artık apartmanı da ben yıkıyorum.